Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Arkadaşlar, bu videoda sizlere gün say, İngilizce adıyla da days fonksiyonunun işlevini anlatmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi amacını, kullanımını, örneklerini. Ayrıca bir diğer bilgi de işte bu fonksiyonları belli kategoriler halinde biliyorsunuz kullanıyoruz. Örneğin gün say fonksiyonu tarih ve saat fonksiyonlarından birisi. Mantıksal fonksiyonlar, metin fonksiyonları, matematiksel fonksiyonlar, istatistiksel fonksiyonlar gibi gruplar var arkadaşlar. Bu seri boyunca, fonksiyonlar serimiz boyunca bu gruplar içerisinde, kategoriler içerisinde bütün fonksiyonları, belli fonksiyonları diyelim, sizlere aktaracağız. 200 tane kadar fonksiyonu planladık ve her biri içinde belli bir videomuz var. Yine kategorisini arkadaşlar sizlere anlatarak fonksiyonu tanıtmaya çalışacağız. Tabii fonksiyonun işlevini, ne yaptığını bilmenin yanı sıra adını, İngilizce adını, arkadaşlar argümanları ve parametreler hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Yani her fonksiyon biliyorsunuz bir fonksiyonunu kullandığımızda, bir eğer fonksiyonunu, bir metin işleyen diyelim soldan sağdan fonksiyonunu işlediğimizde, kullandığımızda mutlaka bir şeyler isteyecek bize. Yani hangi hücreyi, işte kaç tane alayım, hangi hücreye de sonuçlandırayım gibi arkadaşlar. Demek ki argümanlar bu işe yarıyor. Örneğin gün say fonksiyonunun argümanları başlangıç ve bitiş tarihi olacaktır. Birazdan bunu da göreceğiz. Tabi bu argümanların içerisinde bazıları zorunlu, bazıları seçimlik olacak. Seçimlik olanlar gri yazıyla, zorunlu olanlar veya koyu yazıyla belirtilecek. Bunlar hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Onun dışında fonksiyon neyi döndürüyor? Sonuç olarak bir sayı mı? Bir metin mi? Ya da yanlış doğru gibi bir mantıksal değer mi olabilir? Onları size anlatmaya çalışacağım. Diğer yandan tipik kullanımları nasıl olabilir? Tek başına ve birlikte kullanım diye yine bir terminolojimiz var. Arkadaşlar bazı fonksiyonları hani tek başına kullanabiliriz. Eğer bu böyleyse böyledir vesaire. Belki gün sayıda. Ancak bazı fonksiyonları bir ve fonksiyonu, İngilizce and fonksiyonu üstünde. Tek başına kullandığınızda size yanlış doğru bir değer verir. Belki bir şey olmayabilir bunun anlamı ama eğer içerisinde eğer ve diye birden çok koşulu değerlendirip sonuç almamızı sağlar. Yani fonksiyonların tek başlarına ve birlikte kullanımına yönelik de bilgiler vereceğiz süreçte. Yine fonksiyonlar hangi durumlarda hata verir? Onları da size aktarmaya çalışacağım. Özellikle hatalı değer türleriyle karşılaşıldığında yine arkadaşlar yanlış hücre adresleri belirtildiğinde, argümanları yanlış olduğunda fonksiyonlarda hata durumu olup onlara dikkat etmemiz gerekecek. Bunları uygulayarak fonksiyonları, keys fonksiyonu bu video serisi içerisinde sizlere sunacağız. Şimdi örnek veri setimiz üzerine gelelim. Her zaman olduğu gibi bir liste. Şurada sanıyorum gizli satırlar var. Adı soyadı adresi. Bu tarihte işe kürmüş. Ctrl Shift noktalı virgül bugün çıksın diyelim. Çıktı. Sağ tuşta çektim. Kopyala dedim. Kopyalandı. Kaç gün çalışmış? Bu eksi bu. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Arkadaşlar. Eğer burada sayı dışında bir rakam gelmişse o sizi endişelendirmesin. Veri türünün sayı olarak çevirmeniz gerekir. Ben daha önce yapmışımdır. Normalde burada işte 5000 vesaire bir takım değerler gelebilir. Onlar aslında sayı çıktı ama tarih formatını almış gibi bu önündeki hücreden o anlama geliyor arkadaşlar. Evet, tabii bunun yerine işte gün sayı geliştirmişler. Fonksiyonları böyle de yazabileceğimiz gibi hani belki küçük fonksiyonlar için buradan hemen tamamlamaya devam edebiliriz. Gün say değil, bitiş tarihi veya daha genel kullanımıyla, daha doğru bir kullanımla yapalım. Herhangi bir eşittire falan da gerek yok. Hücredeyken fx'e basıyorum. Tümü veya istediğim kategoriyi seçebiliyorum. Arkadaşlar tümünden gü diyelim. Gün sayı bulduk. İki tane argümanı parametresi var. İkisi de koyu renk, ikisi de doldurulması gerekiyor. Bu bitiş tarihi, bu da arkadaşlar başlangıç tarihi diyelim. İkisinin arasındaki günü böyle bulmuş olur. Buradaki sıkıntı ne olabilir? Döndüğünde tarih formatı olduğu için hata çıkabilir.
iddialı bir görünüm verebilirse. Bir de bunlar tarih değilse böyle bir veriyi verirseniz bize ne diyecektir? Hani veri türünüz uyumsuz şeklinde arkadaşlar. Bu videoda sizlere gün say fonksiyonunu, İngilizce days fonksiyonunu tanıtmaya ve bir örnek kullanımıyla uygulamaya çalıştım. Fonksiyon tarih ve saat fonksiyon kategorisinde aynı zamanda 2003, Excel 2003 ile 2013 ile yeni çıkmış bir fonksiyon. Excel 2010'larda, 2007'lerde ve eskilerde kullanamayacağımız anlamına geliyor. Ancak fonksiyon çok öyle hayati bir değeri olan bir fonksiyon değil. Sonuçta iki tarih arasındaki gün sayısını buluyor. Biz bunu elbette bir aritmetik işlemi yaparak da bulabiliriz. Evet arkadaşlar, bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.